Brezilya cevizi diye bir şey anlatacakmışsınız bana. Evet. Ben ilk kez duyuyorum ve çok merak ediyorum. Nedir bu Brezilya cevizi? Şimdi Brezilya cevizi normal cevizden biraz daha farklı. Selenyum içeriği çok yüksek. Hmm. Bu selenyum içeriğinden dolayı çeşitli hastalıklar, işte kanser, tiroid hastalıkları vesaire, bunların önleyici etkisi var. Hı-hı. Aynı zamanda bazı bitkilerle birlikte kullanıldığı zaman bu Brezilya cevizinin kilo verme hızlandırıcı etkisi var. Hı-hı. Yine biraz önce söylediğimiz gibi destekleyici, evet, yani. Hı-hı. Nasıl bitkilerle kullanıldığında mesela? Biberiye, yeşil çay, kiraz sapı. Bunlar zaten... Funda yaprağı gibi. Ha, Brezilya cevizi şu. Evet. Ay, onu yemesi de çok güzel. Yalnız ama yemesi biraz, evet, kalorili galiba, değil mi? Yalnız şöyle 100 gramında 655 kalori içeriyor. Evet. Şöyle bir şeyi de var. Günde 3 taneden fazlasını çok fazla önermiyoruz. Çünkü selenyum içeriği çok yüksek. Yaklaşık da yani bizim günlük ihtiyacımız olan işte selenyum miktarı 3 tane Brezilya ceviziyle biz karşılayabiliyoruz. Zaten büyük böyle. Evet, bayağı büyük bir şey. Yani görmeyenler varsa eğer, biraz da pahalı bir şey değil mi? Evet yani. Birazcık yemesi pahalı. Zaten çok kalorili. Zaten çok da yiyemiyormuşsunuz. O yüzden sıkıntı yok. Peki biz bunu nasıl tüketeceğiz? Nasıl tüketmeliyiz? Günde 3 tane, eğer hani kuru yemiş olarak tüketiyorsak 3 tane üzerine çıkmıyoruz. Ama biz genelde diğer bitkilerle beraber çay formunda tüketmeyi daha... Yani harmanlanmış, evet, bir şekilde, aha, çay olarak tüketmeyi. Evet. Peki poşetli mi oluyor o da, bildiğimiz bitki çayları gibi? Yani poşetli formları da var. Eğer siz hani kendiniz aktarlardan alıp çeşitli bitkileri o şekilde karışım da yapabilirsiniz. Hmm. Peki günde onu kaç tane veriyorsunuz, ya da öğünden önce mi öğünden sonra? Sabah kahvaltısından yarım saat önce her gün bir fincan. Ne işe yarıyor? Tokluk mu veriyor yoksa yağ yakımını mı? Şöyle, içerisinde Brezilya cevizi olduğu için bir kere selenyumdan bahsetmiştim. Metabolizma hızını bir tık arttırıcı etkisi var. Lif içeriği çok yüksek, bundan dolayı tokluk sağlıyor. Onun haricinde protein içeriğinden dolayı yine tokluk sağlayıcı etkisi var. Sindirimi kolaylaştırıyor. Bizim ne kadar sağlıklı bir sindirim sistemimiz olursa kilo verme hızımız da o kadar hızlı olacaktır. Onun haricinde diğer bitkilerle de dediğim gibi desteklendiği zaman. Hı hı. Neydi o bitkiler mesela? Kiraz sapı. Kiraz sapı. Özellikle mesela, ödemin atılmasına yardımcı şimdi olur. Şimdi onu diyecektim. Benim hani ödem atmada böyle kullandığım, işte kaynatıp içtiğim şeylerden biri. Biberiye dediniz galiba. Biberiye dedim. O yağ yakımını destekler. Hı hı. Funda yaprağı var. Funda yaprağı ne işe yarar? Bu da genellikle işte tokluk sağlama vesaire gibi. Aynı zamanda açlık otu da aynı işe yarıyor. Goji biberi var içerisinde. Açlık otu var. Hı hı. Kiraz sapını zaten söylemiştik. Biberi ve avokado var içerisinde. Avokado da var içerisinde.